Herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyon kavramı konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yine programımıza bir göz atalım. Sonrasında hemen konumuza başlayacağız. Ekim ayı programı 10. sınıf olasılıkla başlamıştık bu aya. Ve geçen hafta sizlere konu anlatmamıştık. Neden? Çünkü olasılıkla birlikte birinci ünitemiz sayma ve olasılık ünitesi bitmişti. Sizlerden de ricam neydi? 0'dan ona kitabımızda ve de dinamo kitabımızdaki sorularınızı bitirmenizdi. Çünkü yavaş yavaş yazılıya doğru ilerliyorduk. Ve de ödevlerinizi hallettisiniz. Artık bugün itibariyle 20 Ekim çarşamba günü ve bugün günlerden fonksiyon kavramı arkadaşlar. Fonksiyonu öyle güzel parçalara ayırdık ki rahat rahat yavaş yavaş bütün her şeyi anlayacaksınız. Bugün çarşamba fonksiyon kavramı haftaya salı ne var arkadaşım? Fonksiyon çeşitleri sonradan da fonksiyonlarda işlemler diye devam edeceğiz. Ve çok uzatmayalım. Bu arada bu program elinde olmayanlar hemen aşağıdan indirsinler. Çünkü program önemli. Program yapmanız, planlı çalışmanız çok önemli dedik. Ve artık başlayalım. Ve yine Tonguç'la Tongül birlikteler arkadaşım. Ve Tonguç diyor ki yeni bir telefon aldım. Bir dünya fonksiyon var diyor. Tabii ki de Tonguç'un Sevgilisi kız arkadaşta şapşik bir şey. O da fonksiyon deyince hemen ne diyor? f(g) fonksiyonu mu yoksa doğrusal fonksiyon mu? Hangisi diye soruyor. Tabii ki de fonksiyon deyince o hemen matematikteki fonksiyonları anlıyor. Niye? Çünkü akıllı kız, zeki kız, çalışkan kız aklına hemen matematik dersi geliyor. Tamamdır arkadaşlar, karikatürümüzü geçtikten sonra fonksiyon kavramıyla başlayalım. Bugün ne anlatacağız? Bugün size fonksiyonun tanımını anlatacağız. Bir kümeden diğer kümeye nasıl giderse fonksiyon olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de arkadaşım fonksiyon kavramlarında neler var onları söyleyeceğiz. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi bunların hepsini, hepsini anlatacağız güzel güzel. Ve en sonunda da en geniş tanım kümesinde anlattıktan sonra buradaki işte şuradaki R var ya şuradaki R. Buradaki R reel sayı demek ama en geniş tanım kümesi nasıl oluyor onları da söylemiş olacağız. Evet vakit kaybetmeyelim fonksiyona başlayalım. Öncelikle arkadaşlar fonksiyon... Acayip, müthiş önemli bir konu. Niye? Bazı hocalara göre, gerçekten de öyle, ben de dahil. Fonksiyon gerçekten de TYT ayetinin can damarı. Bakın temel matematik olmazsa olmaz. O ayrı. Üstü sayı, köklü sayı, mutlak değer, işte oran orantı. Bunlar olmazsa olmaz. Eyvallah. Ama gel gör ki fonksiyon da matematiğin yapı taşı. Nasıl ki TYT'de önemli bir yere arz ediyor ama AYT'de de bizim resmen alt oluşturuyor. O yüzden çok net, çok güzel bir şekilde anlatacağız. Sizler de inşallah hepsini güzel bir şekilde anlayacaksınız. Evet, başlayalım arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Fonksiyon demek A ve B boş olmayan iki küme olsun. Anlaştık. İki kümemiz var. A B diye. ikisi de boş küme değil. Devam ediyorum. A'nın her bir elemanı B'nin yalnız bir elemanı ile eşleşen F bağıntısına A'dan B'ye fonksiyon verir. Öncelikle bağıntı neydi onu hatırlayalım. Bağıntı arkadaşlar iki küme arasındaki kartezyen çarpımının alt kümeleriydi. Ne demek istiyorsun hocam? A'dan B'ye bütün elemanları birebir eşleştiriyordun. Bu eşleşmede de biz kartezyen çarpımı diyorduk. Ve kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesini alırsan da buna bağıntı diyorduk. Peki bu bağıntılardan hangileri fonksiyonmuş arkadaşım? A'nın her bir elemanı B'nin yalnız bir elemanına gidecekmiş. İşte biz bunlara ne diyormuşuz? Fonksiyon diyormuşuz. Şimdi hocam bu cümleden bir şey anlamadım diyebilirsin. Sakin ol. Birazdan daha iyi anlatacağız. Şimdi arkadaşım yani f bağıntısı fonksiyon belirtiyorsa A'dan B'ye o zaman iki kuralım var benim. İki kuraldan birincisine bam. Bak bu çok önemli. A kümesinde boşta eleman kalmayacak. Ne yapılacak? A kümesindeki herkes Karşıya gidecek. Bak A'da boş eleman kalmayacak. Bu çok önemli bir kur kural. Bu unutmuyorsun. İkinci kuralda bam, işte bu. O da şu. A kümesinin her bir elemanı B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına gidecek. Ne diyorsunlar hocam? Bak diyorum ki burada bir eleman var. Burada bir eleman var. Burada bir eleman var. Boşta eleman kalabilir mi? Kalabilir. Ama önemli olan bir. ...A'dakilerin hepsi karşıya gidecek. Bak burada hiç eleman kalmadı. Herkes karşıya gitti. İki, herkes karşı tarafta bir elemana gitti. Bak bu adam buna, bu adam buna, bu adam buna. Hiç bu iki kişiye gitti mi? Gitmedi. Gidemez. Gitmemesi lazım. Bunu unutma arkadaşım. E karşıda hocam boşta eleman kaldı. Hiç önemli değil. Karşıda boşta eleman kalabilir. Şimdi bir tane daha bir şey söyleyeyim. Birazdan zaten örneğimde de anlatacağım ama olsun. Hocam buradaki elemanlar karşıya gitti ya... ...herkes bir elemana gidecek dedik. Evet. Peki bu ikinci elemanım A kümesindeki karşı taraftaki buna gidebilir mi? Bak ne dedik? Bunlar gidecek ve bunlar karşıdaki bir kişiye gidecek. Kim olduğu önemli mi? Önemli değil. Önemli olan yalnız bir kişiye gitmedir. Mesela birinci elemanım iki kişiye gidemez. İkinci elemanım iki kişiye gidemez. Ama karşı taraftaki bir elemana Bunların üçü de gidebilir istese. Bak istese üçü de karşıdaki bir elemana gidebilir. Ya da ayrı ayrı elemanlara da gidebilirler. Hiç fark etmez. Bir daha söylüyorum. Önemli olan bir A kümesindeki elemanlarımız hepsi karşıya gidecek. 2, B kümesindeki yalnız bir elemana gidecekler dedik. Yalnız bir derken yalnız bir ve yalnız bir. Bunu unutma arkadaşım. Bir elemana ve yalnız bir elemana gidecek. Unutma. Şimdi öğreten soruyla konuyu daha iyi anlatalım. Bakın şimdi arkadaşlar aşağıdaki bağıntılardan hangileri fonksiyon belirtir diyor. Bize fonksiyon soruyor. Bak burada ilk bakacağın şey A, B, C. Burada bizim A kümemiz karşı tarafa gitmiş mi herkes? Bakıyorsun evet karşı tarafa gitmişler. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi karşıda da A bakın 2'ye gitmiş. Güzel olabilir. B 1'e gitmiş. Olabilir. C 3'e gitmiş. Olabilir. Bir sıkıntı yok. O zaman ne diyorum arkadaşım? E hocam 4 boşta kalmış. Bak kalabilir bir sıkıntı yok. Herkes karşıya gitti mi gitti. Ve herkes bir eleman, bir elemana gitti mi A2'ye, B1'e, C3'e. O zaman ne diyorsun? Bu bir fonksiyondur dediğin. Devam ediyorum. Peki F2 bir fonksiyon mu? Bakın şimdi buradaki herkes gitmiş mi? A'da, B'de, C'de gitmiş. Yalnız bak elimi kapattığımda bile fark ettim. C ne yapmış? İki kişiye ekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman ne diyorum? Bu bir fonksiyon değildir diyorum. Neden? Çünkü A, B, C, A kümesindeki bütün elemanlar karşıya gidecekti. Yalnız bir eleman gidecekti. Bu adam iki eleman ekmiş. Olmaz. Böyle bir şey olmaz arkadaşım. Dedim geçtim. Bak ilk aşama neydi birincisi? A'daki herkes karşıya gidecek. E bakıyorum A'daki herkese karşıya gitmiş mi? E C nerede gittiği yer? E C yok. O zaman ne diyorum? Bu da fonksiyon değildir dedim. Bakın hocam bu gidişler doğru mu? Bu gidişler olur. Bakın A bir e gitmiş, B de bir e gitmiş. A yalnız bir elemana gitti, B de yalnız bir elemana gitti. İkisi de aynı kişiye gitmiş, sorun değil. Ama buradaki sorun ne? Buradaki sorun C'nin hiçbir yere gitmemesi böyle bir şey olamaz. Kapattım. A, B, C. Görüyorsun ki herkes gitmişler ve herkes de karşıda bir elemana gitmiş. Bakın bir eleman derken hepsi 3'e demek istemiyorum. A 3'e, B 3'e, C 3'e her biri kendi içinde yalnız bir elemana gitmiş mi? Gitmiş. Hepsi aynı kişiye gitmesi sorun değil. Olabilir ama önemli olan ne? Hepsinin gitmesi ve hepsinin bir kişiye gitmesi önemli dedim. Öğreten sorumuzda da sanırım çok iyi bir şekilde burayı da öğretmiş olduk. Geldik bir başka öğreten soruya. A kümemiz A, B, C'den oluşuyor. B kümemiz ise 1, 2, 3, 4, 4'ten oluşmak üzere. Olmak üzere diyelim. A'dan B'ye tanımlı bağıntılardan hangileri fonksiyon olur? Bak ne yapmamız gerekiyor? A B C karşıya gitmesi lazım. Bakın A gitmiş, B gitmiş, C gitmiş. Süper. A 1'e gitmiş. Olur mu? Olur. B 2'ye gitmiş. Olur mu? Olur. C 4'e gitmiş. Olur mu? Olur. Bunların hiçbir sıkıntısı yoktur. Doğrudur dedim. Devam ediyorum. Bak şimdi B 3'e gitmiş. Gidebilir. C 4'e gitmiş. Evet bakın B 3'e gitmiş, C 4'e gitmiş. Hiçbir sıkıntı yok. A 2'ye gitmiş e, olabilir. Hepsi gitmiş süper. Ama B bir kere daha gidiyor. Arkadaşım tanım kümesindeki herkes karşıya bir kere gidecekti. B bir burada gidiyor bir burada gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz dedim ve geçtiğim. Hemen bakıyorum yine. A nereye gitti? 3'e süper. C nereye gitti? 1'e tamam bir sıkıntı yok. E peki B nerede B? B, B, niye, B niye karşıya gitmedi? Hani ne demiştik? A kümesindeki herkes gidecekti. Demek ki gitmediğine göre o zaman bu da bir fonksiyon değildir. Değil. Geldim bir sonrakine. A, B, C. Hepsi de 1'e gitmiş. Bakın hepsinin aynı kişiye gitmesinde sorun yok. A da B de C de karşıya gitmişler bir herkes. Ve de V de V de ne yapmışlar? Hepsi de yalnız bir kişiye gitmiş. Ne yapmış? A 1'e gitmiş. Tamam. Bak artık düşünme onu. B nereye gitti? O da 1'e gitti. C nereye gitti? O da bire gitti. Hepsi kendi içinde karşı tarafta bir elemana gitti. Bu da nedir? Bir fonksiyondur dedim. Öğreten sorumuzda fonksiyonu tam anlamıyla öğrendik diye düşünüyorum. Artık geldik fonksiyonun kavramlarına. Bazı kavramlar var çok önemli arkadaşlar. Bunları iyi bilmemiz lazım. Fonksiyon dediğimiz şey her zaman iki kümeden iki kümenin birinden diğerine gitmek gidecek arkadaşlar. Bu da bizim klasik göstergemiz. Ve bütün sorularda karşınıza şu çıkacak. Mesela reel sayılardan reel sayılara gidecek ve de fx eşittir y'dir veya da fx eşittir sana burada x ile ve sayılarla belirten bir şey verecek. İşte biz buna da ne diyoruz? Fonksiyonun açıklaması diyoruz. Tanımı diyoruz. Peki bu ne? Bu bizim kümemiz. Karşıda bir kümeye gidecek. Bu kümelerin de tek tek anlamı var. Onları birazdan söyleyeceğim. Ve de fx eşittir y bizim klasik mantığımız. Yani biz x'lere değer vereceğiz. Ve de karşında da y alacağız. Bak ne diyorum. x'lere değer vereceğiz. Ne yapacağız? x'leri koyacağız fonksiyonda. O zaman cevaplarda y çıkacak. E peki y X'e mi bağlı? Evet. O zaman Y ye yeni diyorum. Bağımlı değişken diyorum. Ve burada da X'ler kime bağlı? Kimseye bağlı değil. X'ler A kümesinde kafasına göre gelecek. Hepsi gelecekti. X'ler de bağımsız değişken arkadaşlar. Kimseye bağlı değil. Ve unutma buradaki X'ler A'nın her bir elemanı olacak. Yani biraz önce göstermiştik ya A'daki her eleman karşıya gidecekti. İşte buradaki X dediklerimiz A'nın bütün elemanları olacak. Peki Y dediklerimiz yani cevaplar ne olacak? Cevaplar da karşıdaki B'nin bazıları olacak. Ha, hepsi de olabilir eyvallah. Ama bazıları olacak. Ne diyorsun hocam? Bir de şekil üzerinden göster. Bak hemen göstereyim. 1. A kümesi. BAM! Neyi bilmen lazım? A kümesi tanım kümesidir. Senin için tanım yapıyordur. Ne yapıyordur? Senin fonksiyonunun yerine koyacağın, x'lerin yerine koyacağın elemanlar bunlardır diyor. Kim için? A kümesi için. Devam. Bam. B kümesi. Bak B kümesi A'daki elemanların karşıya gittiği kümeydi. Biz de buna değer diyeceğiz. Kim değer? X'lerin hepsi karşı tarafta bir, bir değer için karşılığını bulmuş olacak. O zaman biz de ne diyoruz? Değer diyoruz. Karşıdaki bir değere gidecek. Peki ama hepsine gitmek zorunda mı? Değil. O zaman da FA diyoruz. Bam. O zaman ne diyoruz FA içinde? FA da görüntü kümesidir. O zaman şunu mu anlıyoruz? Hani X'i koyduk yerine Bakın X'i koymuştuk yerine. Ve X'i koyduğumuzda karşıda bir değere gidiyordu. Mesela bakın A koyduğumda karşıda neye gitti? 2'ye. Ha, o zaman bak şöyle mi diyoruz acaba? FA eşittir 2 mi? Evet. Tanım kümesindeki bir elemanı yerine koydum. Ve o da ne oldu? Değer kümesindeki bir elemana gitti. Hepsine gitmek zorunda mı? Değil. Bakın boşta eleman kaldı. Kalmaya da bilir, bir sıkıntı yok. Ama ne dedik? Burada içeride değer kümesinin içinde... Bunlara karşılık gelen bir küme var. O da f a'dır. Yani fonksiyonda fonksiyonda a kümesini yerine koyduğumuzdaki değerlerdir. Bir daha tekrar edelim. a tanım kümesi. b değer kümesi. f A'da a da a'nın görüntüsü olmuş olacak dedik. Bunları unutmayalım. Şimdi mesela arkadaşım bak. Ne diyor? f a'dan b'ye a'daki elemanlar karşıda b'ye gidecek ve f fonksiyonumuz Size söylediğim bu işte arkadaşlar. Bakın f fonksiyonu nereden nereye gidiyor? A'dan B'ye. Peki f Fonksiyonun açıklaması ne? fx eşittir neymiş? x kare eksi 1'miş. O zaman arkadaşım sen ne yapacaksın? Şimdi A kümesindeki bütün elemanları tek tek yerine koyacaksın. Koyalım. Kimi koyuyoruz? x'in yerine 1 koyuyoruz. Bakın f aynı f. Parantez aynı parantez. Kapama parantez aynı parantez. Sadece 1 koyuyorum. Ne yaptım şu an? Bakın şuradaki x'in yerine 1 koydum. x'in yerine 1 koyuyorsam karşıda da aynı x'in yerine 1'i koymam lazım. 1'in karesi eksi 1. O zaman cevabım ne oldu? 0 oldu. Demek ki 1 kime gitti? 0'a gitmiş oldu. Veyahut da şöyle söyleyebiliriz. F1 eşittir 0. Aklımızda kalsın. Devam edelim. İkincisi kimdi? 2 idi. O zaman ne yaptım? F2 eşittir. Bakın x'in yerine 2 koydum. Karşılık gelen yerde de x'in yerine 2 koyacağım. O zaman cevabım ne oldu? 2'nin karesi 4. 1 çıkarttım 3. O zaman F2 de benim için 3 olmuş oldu. Devam edelim. Bir sonrakinde ne diyorum? Bakın 3'ü koymak zorundayım. F3 ne olmuş oldu o zaman? F3 de bakın x'in yerine 3 koyacağız. X'in yerine 3 koyarsam 3'ün karesi eksi 1. 3'ün karesi 9. 1 çıktı 8. O zaman ne dedim ben de? F3 eşittir 8 dedim. Şimdi arkadaşım bak çok güzel bir şekilde görüntü kümesini buldum. Görüntü kümem 0, 3, 8. Bakın şimdi V şemasıyla güzel bir şekilde gösterelim. Zaten soru da bizden onu istiyor. Bakın olayı daha iyi anlayacağız şimdi. A kümesi var. B kümesi var. A kümesi dediğim şey nelerden oluşuyordu? 1, 2 ve 3'ten oluşuyordu. Ve de bunlara karşılık gelen 0 vardı, 3 vardı ve 8 vardı. Ve de bunların haricinde bu kümede 1 vardı, 4 vardı, 1 de 9 vardı arkadaşım. Gördüğün gibi 6 elemanlıydı. Bunları da yazdım. Şimdi bakın bir kime gitti? Sıfıra. İki kime gitti? Üçe. Üç kime gitti? Sekize. İşte bakın buradan buraya bir fonksiyon tanımlanmış. Herkes karşıya gitti. Karşıda da yalnız bir gitti. İşte biz ne diyoruz? F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon. Ve bu fonksiyonun açıklaması da buydu. Ve buradaki A kümesi benim için tanım kümesi. B kümesi benim için değer kümesi. Şimdi çok dikkat. Bir de benim için ne var? Görüntü var arkadaşım. Görüntü. Onu da şuradaki siyahla yazalım. İşte benim için görüntü de şurada değer kümesinin bir alt kümesi olan F A kümesi bu kümede benim için görüntü kümesi olmuş oldu. İşte arkadaşım anlaman gereken bu. Tanım kümesinden karşı tarafa giden elemanlar var. Bu elemanlarım ne olacak? Görüntüyü oluşturacak. Ve de nerede oluşuyor bunlar? Değerin içinde bir yerde oluşuyor. Bunları unutmayacağız. Model sorumuzda da iyi bir modellendirme yaptık. Şimdi ters soru var. Bazen de bize ters o soruyor. Nasıl ters soruyor? Bir tane A kümesinden B'ye giden bir fonksiyon varmış. Fonksiyonun açıklaması bu. Bana bu sefer görüntüyü sormuş. He. Görüntüyü sorduysa gidip ben burada x'in yerine 11 yazmayacağım x11. Ne yapacağım? Öyle bir küme var ki A kümesi. Karşı tarafta da öyle bir küme var ki B kümesi. Bu kümenin içinde öyle bir küme var ki FA kümesi. Demek ki buradaki bir eleman karşıda eksi 11'e gidiyor. Buradaki bir eleman karşıda 7'ye gidiyor. Buradaki bir eleman karşıda 13'e gidiyor. Peki bu elemanlar ne ola ki? Ben bunlara A, B, C diyeyim. Tabii ki de noktanın yan tarafına yazacaktım. Diğer tarafına yazdım. Fark etmez. Fark eder de. birim onu. Geçin. Şimdi bak burada ne diyoruz? O zaman F A eşittir. Ne diyorum? 3 A eksi 2. E, o da neymiş arkadaşım? Eksi 11'miş. E, at 2'yi karşıya 3A eşittir eksi 9 artı 2 diye geçer çünkü. Eksi 11 artı 2 eksi 9. A eşittir ne oldu? Eksi 3 olmuş oldu. Her iki tarafı 3'e sadeleştirdim. Demek ki buradaki elemanım neymiş? Eksi 3'müş. Devam ediyorum. Bir B diye bir eleman vardı. Bu B elemanı da karşıda kime gidiyordu? 7'ye. Ama nasıl gidiyordu? Bakın X'in yerine B ye gelerek gidiyordu. Buradan da cevabım ne olurdu? 7 olurdu. Attım eksi 2'yi karşıya. Bu sefer de ne oldu? Artı 9 oldu. Her tarafı 3 ile sadeleştirdim. B eşittir 3 olmuş oldu. Ha demek ki burada bir 3 elemanı varmış. Karşıya 7'ye gidiyormuş. Bir de C elemanı varmış arkadaşım. Bak bu C elemanı da x'in yerine C ye koydum. Burada da C koyacağım. 3C eksi 2 neye eşitmiş? 13'e eşitmiş. At karşıya eksi 2 artı 2 diye 15 olsun. O zaman C ne oldu? 5 olmuş oldu. Ha demek ki burada bir de 5 elemanım var. Şimdi bir daha açıklama yapalım. 1. Tanım kümesini bulunuz diyordu. Bulduk. Tanım kümem neydi? A kümesiydi. İstisnasız hepsiydi. Eksi 3, 3 ve 5 benim tanım kümem oldu. Değer kümem nedir? Değer kümesini bilemezsin arkadaşım. Bak B kümesinin ne olduğunu bilemezsin. Ama sadece şunu diyebilirsin. En az eksi 11, 7 ve 13'ten oluşan eksi 11, 7 ve 13'ten oluşan en az bu elemanları içinde bulunduran bir kümedir. Peki bu elemanlar kimin kimin elemanıydı? Bunlar da görüntü kümesiydi. Görüntü kümesinde zaten soruda vermişti. Ben de bir kere daha yazmış oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Bunları çok iyi bilmen gerekiyor. Bunları da sana söylemiş olduk. Şimdi bir model soru var. Bakın iyice artık anlayalım. İçin içine bir de farklı bir g fonksiyonu girdi. Peki ne yapacağız? Çok dikkat edelim. F fonksiyonu vermiş. G fonksiyonunu burada vermiş. O da F ile ilgili bir şeylermiş. E sonrasında bize diyor ki g eksi 2 nedir? Bak bana sorulan ne? G eksi 2. E arkadaşım x'in yerine eksi 2 koy demiyor mu sana? diyor. O zaman koysak ya. G'nin yerine eksi 2'yi koydum. Bak koyarsam ne oldu? F'in içinde eksi 2 artı 3 bölü F'in içinde eksi 2 artı 1 oldu. E o zaman G fonksiyonu dediğim neymiş arkadaşım? G eksi 2 fonksiyonu benim için F 1'miş. Bir de arkadaşım F eksi 1'miş. İşte bu. Tamamdır. O zaman şimdi yazalım. Böyle bir şey söylüyorsa bize G eksi 2 Neye eşitti? F1'i. E. Burada x'in yerine 1 koydu. Hemen koyalım x'in yerine 1. 2 üzeri 1 artı 1 artı 2 üzeri 1. Bölü. Bakın x'in yerine 1 koydum. Şimdi altta da x'in yerine eksi 1 koydu. E koyalım. Eksi 1 artı 1 artı 2 üzeri eksi 1 oldu mu? Oldu. İşte bu kadar. Olay bu. Hemen bakalım o zaman g eksi 2 neymiş? g eksi 2. 2 üzeri 2 oldu burası. 1 artı 1 2 olduğundan dolayı 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 1 2'dir. Bölü bakın eksi 1 artı 1 0 oldu. 2 üzeri 0 0 haricinde bütün elemanların bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bir de yanında 1 bölü 2 var. Bunu da halletmiş oldum. O zaman bakarsam ne oldu? Yukarısı 6. 2 kere 1 2. 1 ile topladım. 3 bölü 2 oldu. Hemen ters çevirip çarparsam G eksi 2 Hemen ters çevirip çarpım. Şurada 6 çarpı 2 bölü 3'ten dolayı. Bunlar birbirini götürdü. Cevabım ne olmuş? 4 olmuş dedim. Ve bu sorumu da bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Yapacağımız işlem tamamen bunlar olacak. Ne yaptık? G-2'yi sordu. Hemen yerine koyduk. Sonra F'e karşılık gelenleri verdi. F'leri de yerine koymuş oldum. Bunu da çok güzel bir şekilde halletmiş oldum. Yani illa bir fonksiyon verip onunla ilgili basit sorular değil. Başka bir fonksiyonu fonksiyona bağlayıp onunla ilgili sorular da verebilir. Evet geldik sazan sorusuna arkadaşım. Sazan sorusunda da bakın burada F5 artı F2'yi soruyor. Sen gidip de direkt burada hocam X'in yerine 5 koyacağız dersen yanlış yaparsın. İşte sazan gibi atlarsın ama patlarsın. Neden patlarsın arkadaşım? Çünkü bak burada F var parantez var parantez. F parantez parantez. Parantezin içinde ne var? 3x eksi 1 var. E burada parantezin içinde ne var? 5 var. O zaman 3x eksi 1 5'e eşit olmak zorunda. He, at karşıya o zaman. Ne oldu? 3x eşittir 6. X eşittir 2 olmuş durumda. Peki f2'yi bulmak için ne yapacağız? Bak yine f parantez parantez. F parantez parantez. Parantezin içi 3x eksi 1. Parantezin içi 2. E ne oldu? Eksi 1'i at karşıya. 3x eşittir 3. Devam ediyorum. Her tarafı 3'e böl. 1 e etmiş oldu. Demek ki arkadaşım ben ne yapacağım? X'in yerine 2 vereceğim. X2 için. Bak ne olur X2 için? F'in içinde 2'yi koyarsan 3'ü 2 ile çarparsak 6. 1 çıkarsa 5. Bak X'in yerine 2 verdin dikkat. 2'nin kübü artı 2 oldu. Buradan da ne olmuş oldu? F5 eşittir. 2'nin kübü 8. 2 kere 2 kere 2. 2 ile toplarsan 10. Bunu buldum. X eşittir. Bir de ne diyorum ben şimdi? 1 için. Bak X'i F'te koyacaksın. F'in içine 1 koymayacaksın. X'in yerine 1 koyacaksın. Ne yapıyorsun? Hemen söylüyorum. F 3 kere 1, 3. 1 çıkarttım 2. Zaten bunu bilerek yapmıştık. Burada da söyledik nasıl yaptığımızı. F 2'yi yerine koyarsam ne yapacağım şimdi? Bakın X'in yerine 1 koydum. Sakın 2'yi yerine koyma. Çünkü sen X'in yerine 1 koyunca bunun içi 2 oldu. X'in yerine artık her yerde 1 koyacaksın. O zaman 1'in kübü artı 2. Ne olmuş oldu? F2 eşittir. 1'in kübü 1. 2 ile toplarsam 3 olmuş oldu. Bize ne soruyordu peki arkadaşım? Bize de F5'i soruyordu. 10 artı F2'yi soruyordu. 3 toplamları ne oldu? İşleminin sonucu 13 olmuş oldu. Bakın arkadaşım sazanlık yapmayın. Sana ne diyor? F'in içi 5 olacak. O zaman F'in içini 5 yapan X kim? X kimse onu bulduysan her yerde X'in yerine koyacaksın. Her yerde X'in yerine 2 koyduk. F5 Oradan da yürüdük gittik. Her yerde x'in yerine 1 koyduk. Oradan da yürüdük gittik dedim. Ve sazan sorusunda sazanlamadan yapmış olduk. Geldim bir başka soruya. Bu neymiş bakalım. Diyor ki fx eşittir 2x artı 5. gx eşittir 4x eksi 1. İki tane farklı fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonlarda bir tanesinde f'in içine bak içeride direkt x var. O zaman x'in yerine a eksi 1 koyacakmışım. Koyayım arkadaşım. Direkt x'in yerine a eksi 1 koyarsam bakın burada da x'in yerine a eksi 1 koyacağım. Bilinmeyenin yerine bilinmeyen koyuyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ne olmuş oldu? 2a eksi 2 artı 5'ten dolayı o zaman ne oldu? F a eksi 1 2a artı 3 oldu. Peki devam edeyim bakayım burada ne var? Bir de g var. G'de de bakın x vardı. X'in yerine yine bilinmeyenle bir şey koy diyor. 2a artı 2 koyarsak 4 kere 2 a artı 2. Bir de ne vardı? 4 kere bak x'in yerine koydum. Kimi koyacaktım x'in yerine? 2 a artı 2 koydum. Bitmedi. Bir de dışarıda 1 vardı. Süper. O zaman g 2 a artı 2 ne olmuş oldu? Hemen bakıyorum. 8 a artı 8 artı 1. Buradan da ne olmuş oldu? g 2 a artı 2 8A artı 9 olmuş oldu. Bunların ikisi birbirine eşitmiş arkadaşım. O zaman şunları şöyle şurada alalım ve siyahla da yazalım. 2A artı 3 eşittir. 8A artı 9 dedik. Hemen karşıya 2A'yı attım. 6A kaldı. 2A eksi 2A olarak geçti. 9'u karşıya atarsam da 3'ten eksi 9 olursa 3'ten 9 çıkarsa eksi 6. Her tarafı 6'ya bölersem A eşittir. Eksi 1 olmuş oldu. A kaçtır diye soruyordu. Ve A'yı da güzel bir şekilde bulmuş oldum. İşte bu da senin için yine bir soru. Bilinmeyenin yerine bilinmeyen koyma sorusu olmuş oldu. Bakın sazan sorusuyla içeridekinin farklı bir versiyonunu gördük. Bir önceki sorumla model sorumla bir fonksiyonu başka bir fonksiyonla tanımlamayı gördüm. Bir öncekinde de görüntü kümesini verirse ben tanım kümesini bulmayı gördüm. Bir öncekinde de arkadaşım ne yaptım? artık yavaş yavaş fonksiyonları öğrenmiştim. Şimdi bunları bitirdik artık ve tabii ki de yazılıya hazırız. Yazılı sorusunda yapmış olacaksın dedik. Hemen bak şimdi yazılı sorusunda ne var? R'den R'ye 3x eksi 1 diyor sana. Hemen yapalım o zaman. 3'ün yanına x eksi 2 koyacaksın. Eksi 1. Bakın x'in yerine ne koyuyorsun? Yine x cinsinden bir şey. Ama x'in yerine x eksi 2. O zaman burada da x gördüğün yere x eksi 2 koyuyorsun. Eksi bakın eksi var şurada. Devam ediyorum. F 2x eksi 1 koyalım o zaman 3 çarpı 2x eksi 1. Bir de ne var dışarıda? Eksi 1 var. Eşittir ne oldu? Eksi 12 olmuş oldu. Devam ediyorum şimdi bakalım neler var. 3 kere x. 3x. 3x. 3 kere eksi 2. Eksi 6. Bir de dışarıda eksi 1 vardı. Geldim buraya. Eksi parantezinde 6x. Eksi 3. Bir de dışarıda eksi 1 vardı eksi 12 oldu. Devam edelim. 3x eksi 7. Eksi 6x. Bakın burası eksi 4'tü. Artı 4 oldu eksiyi dağıtırsam. Ve de karşıda eksi 12 vardı. Şimdi bakarsak şu eksi 7'yi karşıya atarsam. Eksi 12 artı 7. Artı 4'ü de karşıya eksi 4 olarak atalım. Eksi 4 yaptım. Burada ne vardı? 3x'ten. Eksi 6x çıkarsa ya da 6x çıkarsa eksi 3x kalır. Tamam süper. O zaman ne oldu arkadaşım? Eksi 3 x eşittir. Bakın burada ne kaldı? Eksi 12 eksi 4 daha eksi 16. 7 ile toplarsam eksi 9 olmuş oldu. Her tarafı eksi 3'e bölersem bakın eksiler birbirini götürür. X eşittir normal 3 kalır. Bize de x kaçtır diyordu. İşte yazılıda x'in yerine x'i koymayın sana sorabilirler. O yüzden de bu soruyu da bu şekilde bitirmiş oldum. Evet en geniş tanım kümesine geldik. Artık fonksiyonları az çok anlamışızdır. En geniş tanım kümesine bakalım ne diyor ona göre de yapmaya çalışalım. En geniş tanım kümesi şu demek arkadaşım. Bak burada ilk önce bir kere aşağıdaki bantların hangisinin fonksiyon olup olmadığını öğrenelim. En geniş tanım kümesinde bir sonra basit bir örnekle anlatacağım. Şimdi bakın en geniş tanım kümesi şu. Bize buradaki fonksiyonumuzu sağlayabilen en fazla derecede, en fazla sayıda elemana sahip olan tanım kümesine biz en geniş tanım kümesi diyeceğiz. Bakın mesela burada diyor ki bu bir fonksiyon mudur? Fonksiyon neydi arkadaşım? A kümesinden B kümesine herkesin gitmesiydi. Bakın herkes gidecek ama burada reel sayılarda 2 yok mu? Var. Peki 2'yi koyarsan tanım soluyor mu? Oluyor. O zaman burada 2'nin karşıya gittiği kimse yok ki. Çünkü 2 tanım kümesinde var ama karşıda karşılığı yok. Niye? Çünkü öyle bir sıkıntı var matematikte payda sıfır olmuyor. He, o zaman arkadaşım bir bir fonksiyonda ya da matematiksel işlemde paydayı sıfır yapan değer bizim için sıkıntıyı tanımsız yapıyordu. O zaman ne diyorum? Bakın buradaki reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine giden fonksiyon fonksiyon olmaz. Daha doğrusu fonksiyon fonksiyon olmaz dedik. Buradaki fonksiyon göstergesi bizim için bağıntısı fonksiyon değildir. Neden? Çünkü burada boşta bir eleman kalır. Peki arkadaşım bu A için ben nasıl diyebilirdim en geniş tanım kümesini? Bakın şöyle diyebilirdik. Reel sayılardan 2'yi çıkartırsam işte bu sefer reel'den reel'e giderse f fonksiyonu o zaman olurdu. İşte bakın bu en geniş tanım kümesi bu anlama geliyor. Bakın karşılığı ne zaman olur? Bütün reel sayılar var ama 2 yok dersen o zaman senin tanım kümen olmuş olur. Şimdi bakın bu bağıntı bir kere fonksiyon mudur? Ona bakalım. Z'den Z'ye gidecek diyor. Z ne? Tam sayı. Tam sayılara mı gider? Evet arkadaşım bak ne var? Bir tam sayı koyarsan yerine karşı tarafta tam sayıya gider. Bir tam sayı koy tam sayıya gider. O zaman bu bir fonksiyondur. Unutma aklında kalsın. Devam ediyorum. Doğal sayılardan doğal sayılara mı gidiyor? Bir doğal sayı koyalım. Mesela 1'i koyalım. 3 kere 1 3. Ne oldu cevabın? 3 bölü 4. He, o zaman bak doğal sayılardan doğal sayılara giden bir fonksiyon değil ki bu. Neden değil arkadaşım? Çünkü doğal sayı koydum mu cevaplar doğal sayı değil ki. Bakın burada bir bir elemanı var. Karşıda bunun karşılığı yok. Çünkü burada doğal sayılar var. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden doğal sayılar var. Ama 3 bölü 4 doğal sayı mı? Yok. O zaman karşı tarafta karşılığı olmayınca biz ne diyoruz? Fonksiyon değildir diyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Z'den doğal sayılara gidiyor. Z neydi arkadaşım? Z tam sayı. N doğal sayı. Bak şimdi Z'den N'ye gidiyor. O zaman herhangi bir Doğal sayı verelim. Sıfır verelim. Sıfırın karesi sıfır. Üç kere sıfır sıfır. Doğal sayı mı? Evet. Peki eksiler? E, e, kare zaten eksileri artı yapıyor. E artılar zaten doğal sayılar pozitif tam sayılar eşit. He o zaman ne diyorum arkadaşım? Tabi sıfır hariç bu arada sıfır unutmayalım. O zaman ne diyorum? Bakın tanım kümemdeki kimi verirsem vereyim. Eks, ister eksileri ister sıfırı ister artıları vereyim. Hepsi ne oluyor? Karşısında bir değer buluyor. O zaman demek ki bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi Z'dir diyebilirim. Bunu da bitirmiş olduk. Aslında Z demesen de burada bu K fonksiyonu bizim için bir fonksiyon belirtmiş oluyor. Daha doğrusu K bağıntısı. Hep aynı şeyi söylüyorum ama olsun. Devam edeyim. Bak bütün tam sayılar reel sayılara mı gider şu göstergide Bakın matematiğin en önemli iki sıkıntısı. Bir rasyonel sayı, iki çift derecelik köklü sayı. Neden? Çünkü çift dereceli köklü sayının içi eksi olmaz. O zaman demek ki senin buradaki tam sayıların arasında eksi 1 var mı? Var. Eksi 1 varsa yerine koyarsan karşılığı var mı? Bakın buradaki a kümesinde karşılığı yok. Eksi 1 kökün içi eksi olmaz ki. Karşı tarafta nereye gelecek? Hiçbir yere gelemez. O zaman ne diyorum? Bu da bir fonksiyon belirtmez. Peki bunu yazmak istesen nasıl yazacaktın? Bak şöyle yazabilirsin arkadaşım. Burada köklü sayıların içi sıfıra büyük eşit olacak. O zaman eksi 3'ü karşı yatarsam ne olacak? Artı 3 olacak. Artı 3'ten büyük eşitler bizim için nedir arkadaşım? Bizim için tanım kümesi olmaya adaydır. O zaman ne diyorum bak? R fonksiyonunu ben şöyle yazsaydım. 3 kapalı aralığı. Bak 3 kapalı aralığı nereye kadar gider? Sonsuza. Oradan da reel sayılara gider deseydim. işte benim en geniş tanım kümem bu sefer ne olmuş olacaktı? 3'ten sonsuza olmuş olacaktı arkadaşım. İşte olay bu. Ne diyor bana? Bak 3'ten büyük eşitlermiş. O zaman 3 dahil. Bakın şurayı biraz daha düzeltelim. 3 dahil nereye? Sonsuza kadar bütün her şey benim için nedir? Bir tanım kümesi elemanıdır dedim. Nereye gidiyor? reel sayılar. İki tane sıkıntı var. Bunları göz önünde bulur. Bir de değer kümesinin hangi elemanlardan oluştuğuna iyi bak arkadaşım. Bu da senin için çok önemli. Şimdi bakın en geniş tanım kümesini soruyor bu fonksiyonlarda. Bu fonksiyonun bize nereden nereye gittiğini soruyor. Ama önemli olan tanım kümesinin ne olduğunu soruyor. Bak şimdi arkadaşım ne dedik? İki tane büyük sıkıntı matematikteki. Biri paydanın sıfır olması, öbür küste köklü sayıların içinin negatif olmaması. Bak şimdi negatif olması sıkıntı pardon negatif olması sıkıntı. Şimdi bakın buradaki fonksiyonumda Payda sıfır yapan şey ne? 2x eksi 4 eşittir sıfır. 2x eksi 4 karşıya artı 4 olarak geçti. Her tarafı 2'ye bölersem 2 oldu. Bak işte bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığın anda o zaman a için ben şöyle bir şey söylersem reel sayılardan 2 elemanını çıkartırsam ve buradan da reel sayılara giderse tabii ki de burası çok önemli değil. Ya önemli de şu an soruda en geniş tanım kümesini sorduğu için en geniş tanım kümem 2'nin haricindeki bütün sayılar benim alabileceğim en geniş tanım kümesi olur. Bakın B için bakarsak köklü sayılarda çift dereceli kuvvetlerin içi negatif olmaz. O zaman ne olur? 2x eksi 4 negatif olmayan şey sıfıra eşit ve büyüktür. Eksi 4'ü karşıya attım. 2x büyük eşittir 4. X ne olmuş oldu? Her tarafı 2'ye bölersen yine 2 olmuş oldu. O zaman ne diyorum bu sefer bak? B için bir fonksiyon yazarsam F fonksiyonun 2'den büyük eşitler. 2'ye eşit ve büyükler. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Nereye gidecek? Reel sayılara götürebilirsin. Hiç fark etmez. Burada önemli olan şey şu. Burada bizim sorumuzun önemli olan kısmı tanım kümesinin en genişliğiydi. Bunu da bitirmiş oldum. İşte arkadaşım olaylar böyle gelişiyor fonksiyonun giriş kısmını müthiş anlattığımızı düşünüyorum. İnşallah sen de öyle düşünüyorsun dedim. Ve artık konu biterken neler yaptığımızı bir hatırlayalım. Fonksiyonun tanımında tanım kümemdeki herkes karşıya gidecekti. Yalnız karşıda boşta eleman kalabilirdi. Benim yalnız giden elemanlarım ne olacaktı? Karşıda bir kişiye gideceklerdi. Aynı kişiye gidebilirlerdi unutma. Fonksiyon kavramlarında tanım kümesi bizim bütün elemanların giden kümesiydi karşıya gittikleri kümede değer kümesiydi ve görüntü kümesi de bizim elemanlarımızın karşı tarafta kimlere gittiği değer kümesinin içindeki kümeydi. Ve fonksiyonun en geniş tanımı kümesi de orada olabilecek olumsuzlukları kaldırdığında olabilecek en güzel küme de bizim en büyük kümemizde en geniş tanım kümesiydi dedim. Ve ödüllü soruya geçmeden önce arkadaşım her zaman gibi bakın ne yaptık? Fonksiyonun tanımı yaptık. Olasılığı bitirdik. Bunları geçtik. Bakın ikinci ünitemiz fonksiyonlar. 94'ten başlıyorum. Nerede? Hocam ben konu anlatım çalışmak istiyorum diyenler için konu anlatım kitabımızdan nereden başlıyorum? 94'ten başlıyorum. Bak hemen testin de var yan tarafta. Yapamazsan kare kodu okutuyorsun. Hemen ilk önce bil çözgeç, sonrasında süzgeç, sonrasında bak fonksiyonun tanım aralığından bahsediyor. Yine en geniş tanım kümesinden bahsediyor. Yine hemen konunu çalışıyorsun, sonrasında süzgeçini yapıyorsun. En sonunda fonksiyon çeşitleri var ki bunları haftaya göreceğiz. Bu haftaki ödevin az çünkü fonksiyonlar birazcık karışık gelebilir. O yüzden seni az bir şey anlatıp az bir şey ödevle bıraktık. 94, 95, 96, 97... 98-99 ödevin yani 94'ten 99'a kadar hemen geldim. Hocam konu anlatıma gerek yok. Ben soru çözeceğim diyorsan da biz nereden başlıyoruz arkadaşım? Fonksiyonlar ünitesi yine 89'dan başlıyor. Bakın burada da örnek sorum hemen 4 tane sorum. Örnek sorum 4 tane sorum ve böyle devam ediyorsun. Nereye kadar arkadaşım? Fonksiyon çeşitlerine eşit fonksiyonlara kadar. Nereden? 89'dan 94'e kadar Hepsini yapıyorsun. Hepsini bitiriyorsun. Sonrasında haftaya fonksiyon çeşitleriyle karşında olmuş olacağız. İşte arkadaşlar fonksiyonların temeli başlangıcı buydu. Biz de çok güzel bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. İnşallah haftaya ödülü soruyu çözmenizi bekliyorum. Yorumlarınıza ödül daha doğrusu yorumlara ödülü sorunun cevabını bekliyorum. Haftaya da görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz.